Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 20 yılı aşkın AKP iktidarında yaşadığımız adaletsizlikleri, adaletin geldiği ya da gelemediği nokta artık sadece bir Adalet Bakanlığı'nın çözebileceği sorun olmaktan çıkmış, o basamakları çoktan aşmış, kronik ve yapısal bir sorun haline gelmiştir. 20 yıllık AKP iktidarında adaletin uğradığı zulmü ya da adalet olmadığı için yurttaşlarımızın uğradığı zulmü anlatmak için de 5 dakika yeterli olmayacaktır ama çok hızlıca bir şeyler söylemeye çalışacağım. Değerli arkadaşlarım, 20 yıl boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı son 4 yıldır da Küçük Ortağ'la birlikte etki edemediği, ele geçiremediği anayasal her kuruma en ağır cümlelerle saldırmış, o kurumları fethedebilecek bir düşman toprağı olarak görmüştür. Ele geçirdikten sonra da size biat etmeyen herkese karşı o kurumları en acımasız bir silah olarak kullanmıştır. Örnek olsun yargı, biraz sonra detayına gireceğim. Örnek olsun YÖK. Şimdi YÖK'e şunun için özellikle vurgu yapmak istiyorum. Bugün atanmış olan rektörlerin yarısına yakınının uluslararası kabul gören ya da alıntı yapılan herhangi bir yayını makalesi olmadığı söyleniyor. Günlerdir genel başkanımızın baş danışman olarak atadım dediği Daran Acemoğlu, dünyada en çok yazılarından, makalelerinden alıntı yapılan bir bilim adamı. Bunu size hatırlatmak için YÖK'ü söyledim. Yine barolar değerli arkadaşlar. Bakın, ölü doğmuş bir barolar. Baroları bölüp parçalayıp yönetmeye çalıştınız ama Barolar Birliği'ni bir türlü ele geçiremediniz. Ankara Barosu kapandı bence. Bence gün sayıyor. 1700'lere kadar düşmüş üyesi. Çoğunluğu da kamu avukatı olmasına rağmen İstanbul Barosu da Millet İttifakı'nın iktidarında bir hafta sonra kapanacaktır muhtemelen. Çünkü baskı ve zorla o avukatları oraya üye yaptınız. Şimdi yargıya gelelim değerli arkadaşlar. Yargıya gelelim. 2500 işte 1000 tane filan kalır. Bunu söylemeye gerek yok. 2010 referandumundan sonra yargının üzerine bir cemaatin formasını örttünüz. Bir cemaatin formasını. O dönemlerde bir parti büyüğünüz Allah verdikçe veriyor demişti. Hatırlarsanız 100 tane Yargıtay'a, 60 tane de Danıştay'a üye atandıktan sonra. Daha sonra bu parti büyüğünüz bana suikast yapacaklar diye şikayetçi oldu. Bana suikast yapacaklar diye. Güya birisinin ağzında çiğnerken evinin krokisi falan bulunmuş. Böyle bir iddia ile, bakın böyle bir iddia ile devletin en gizli sırlarının saklandığı Genelkurmay'ın kozmik odasını, oradaki subayların ve Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un gözyaşları arasında FETÖ'cü teröristlere ve onların vasıtasıyla Amerika'nın en çirkin istihbarat örgütlerine teslim ettiniz. Hani günlerde saldırıyorsunuz ya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Amerika'da 4 gündür 5 gündür ne yapıyor diyor. Bütün basının önünde gezdi Amerika'da. Hiç olmazsa sizin gibi devletin en gizli sırlarını götürüp de CIA'ya teslim etmedi. Değerli arkadaşlarım, bu yargı balyoz dedi, Ergenekon dedi, balyoz dedi. En iyi subaylarımızı, komutanlarımızı, generallerimizi, Ergenekon dedi bu memleketin aydınlık yüzlü gazetecilerini, bilim adamlarını, avukatlarını, askeri casusluk dedi. As subayından albayına kadar milli muhabere gemisini yapanlar, milgeri yapanlar, denizaltı sağlık sistemi, muhabirat sistemindeki ne kadar asker varsa hepsini en aşağılık suçlamalarla 2'şer yıldan fazla hapis yatırdı. Ne zaman Fenerbahçelileri hakeza şikayet ediniz? Ne zaman MİT müsteşarı çağrıldı? Ne zaman 17-25 olayı çıktı? Ve ne zaman 15 Temmuz aşağılık darbe girişimi oldu? Yani sizi uca dokunmaya başladı. 5000'e yakın hakim ve savcıyı terörist diye, dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde olmayacak şekilde terörist diye suçlayarak görevden attınız. Sonra AKP'nin kadın kolları üyesi, AKP'nin gençlik kolları üyesi, AKP'nin il yöneticisi, ilçe yöneticisi, hakimleri 45'er saniyelik mülakatlarla yazılı puan notlarını da düşürerek bu defa da yargının üzerine bir siyasi partinin üniformasını giydiniz. Yani hiç doğru iş yapmadınız ki. Biz söz veriyoruz. Ne yaptıysanız tersini yapacağız. Ne yapmadıysanız onları yapacağız iktidara geldiğimizde. Değerli arkadaşlarım, bakın bunları siz yaparken, partili bir mahkeme düzeni kurarken çok başarılı öğrenciler vardı. Bakın hukuk fakültesi birincisi. Geçmiş konuşmalarımda ismini de verdim. Şimdi vermeyeceğim. Yazılı sınavın 13.sü. 94 puan almış. Bu çocukları sudan sebeplerle, vicdansızlatan bahanelerle hakimlik sınavlarında elediniz. Bunu Sayın Bakan çok iyi biliyor. Ben kendisine zaman zaman iletiyorum bunu. Şimdi bunları söyledik. Bakın coğrafi teminat dedi arkadaşlarımız. Çok önemli arkadaşlar. Şimdi yargı yetkimizi Suudilere teslim eden, karara muhalefet eden mahkemenin başkanını Maraş'a sürdünüz. Ya Maraş sürgün yeri değil elbette ama mahkemesini de ettiniz isteği dışında. Yine bu Osman Kavala denen vatandaş Cumhurbaşkanı özel takip ediyor. Bu vatandaşın
Tamamlayalım lütfen. Tamamlıyorum başkanım. Muhalefet şer yazan hakimi de vallahi isteği dışında Turhal'a göndeririz. Nasıl bağımsız yargı olacak? Nasıl olacak bu iş, ben soruyorum. Yani Türkiye'de artık hiçbir kurum ve kuruluşta adalet kalmadı. Yargı da bundan en fazla etkilendi değerli arkadaşlarım. Bakın bazen burada konuşmalarda söylüyoruz biz. Diyoruz ki ya hiç Alevi vali yok. Yok var diyorlar, bir tane. Ya da bir tane emniyet diyor. Ya bir tane varmış, şimdi o da yok. Allah yok, şu anda yok, o da kalmadı. Bakın yine çok kısa kısa söyleyeyim. Kanuni faiz. Şimdi devlet kendi borçlarına %9 faiz öderken kendi alacaklarına %30'a yakın faiz alıyor. Nerede adalet bunun? Yani adalet bunun neresinde? Nereye elimizi atsak dökülüyor arkadaşlar. İrfan Fidan ve Akın Gürlüğe de coğrafi teminatın tam tersi uygulaması olarak hatırlarınızda tutmak istiyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.